basuru tamamen iyileştiren bir formülün ham maddesini almak için ormanlara geldim böyle değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şu anda çok nadir bulunan, kuş burunlarında bulunan sadece ökse otu dediğimiz çok şifalı bir otu toplamaya gidiyoruz. Hasbi amcamız daha önce yerlerini tespit etti bu otu. Hasbi amcamız muyasıl mı diyorsunuz, basıl mı diyorsunuz diye tabii ki kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii ki mayasıl da deniliyor, basur da deniliyor. Şu anda sadece kuş burnunda yetişen ökse otu dediğimiz otun faydalı olduğunu söylüyor Hasbi amcamız. Daha önce çok kişiye bu karşımdan yaptığını ve bu kimselerin hepsinin iyileştiğini bizlere söyledi. Biz de bunun üzerine Hasbi amcamızla daha önce tespit ettiği yerlerdeki kuş burnunda yetişen ökse otlarını bizlere para karşılığında toplayarak verecek. Bakalım gidelim Hasbi amcamızla beraber. Adam döndü diyor onu şeyde dokuz götürdü. Değil. Bak. Burç var. Ağlat'ta var bak burçlar. Evet, Ağlat'ta bak. Aa, kuş burnunda burç ilk defa. Bak, ilk defa görüyoruz. Evet, Gülşen Hanım. Kuş burnu. Bak, kuş burnu. Burç, bu nadir bulunan, bak yapışık görüyor mu böyle? Kuş burunları bak, dalında. Bak, ona da bakacağız. Kuş burnundan da çekiyor. Şöyle alıyoruz bunları. Al bakalım. Ama dibinden kıymetli torba da getirmedik ya. Bir daha büyüsün şuradan. Çok kalmadınız mı? Çok olma Şahin. İşte kaldı. Bir daha kaldı. Ha, bir daha büyüsün diye. Şöyle biraz bıraktık. Şeyorsun. Benim bak, çantaya at. Dur ben alıveririm onu. Dur Hasbi amca. Dur yakından çekeyim ondan sonra. Çekimini yap. Ha, çekimini yap. Ha, kuş burnunda burç. Nadir bu. Şunu tutsana Hülker Hanım. Çok kıymetli, çok değerli. Evet. Baksana. Evet arkadaşlar bakın şöyle kuş burnu. Kuş burnunun dalında bakın böyle. Daha yakından Hasbi evet. Amcamın kanada çekersin. Böyle bulunmayan, bak, çok nadir bulunan, her ağaçta bulunur ama kuş burnundaki olan basuru tamamen iyi ettiğini söylüyor. Bak ustası da burada. Kendisi de ilaç yapıyor, macun yapıyor. Hasbi amca gel sen al istersen. Geç sen. Ben kuş burnunda burçu ilk defa duydum. Evet. Tamam. Onu aldık. Bak ya oğlanları da var. Onları aldık. Alacağız. Ola büyüyecek daha yani. Ya o şeyde var, tepede var. Bunun içine kıymetli bak götürdük. Tabii. Onda. Onda onda. Bak orada da var. Açık al da yine bir kür olsun. Evet. Bence. İki şey daha var bak. Tamam. Onları da alın. Nasıl alacağız bunu? Daha önce biliyor muydu Hasbi amca burayı tesadüf mü buldun? Bunu tesadüf buldum ben. Aramış dün. Daha önce orada buldum ben. Orada Kelosman'ın yeri var. Benim orada yok. Yok. Var. Bir şey zannetmiş. Daha onu abadan dediğini o bana alırsa. İşte bulunmuyor bu böyle. Şeyle, kuş burnu bu. Güzülcüğüne bir şey karışık baktım iyice. Kuş burnunda burç. Allah Allah. Bu sadesinde yani. Yani sen bir avucuna yaz. Aslanca da alsın. Tamam. Heh. Üstünde bir şey bak. Bir daha var. Alayım Hasbi amcanın. Çantayı sıktım at. Çomak buluğu gelir. Sen bir çomak bulu gel. Yasam da lan bir kürlük olsun yine. Kurutan bunu çok değerli. Çok değerli. Dur bir çomak bulu. Sen istersen öyle şunları şey. Bunu ben tutuyorum ama. Çomak bulunmaz da Şahin. Böyle bunlar tutuyor istersen. Kuru ağaç dalı ne olacak? Ha buldu buldu orada bir kiraz dalı buldu kuru bak. Atmışlar Hasbi amca. Oraya atmışlar. Ey. Dur bakalım yasam çomağına da alalım. Hey mübarek Allah'ım ey. Böyle bunun kül alması da zor oluyor. Yani bu zor. Bugüne serdesinde bak. Bak bak bak. Serdesinde diyor. Bir de şey mi oluyor? Ya şimdi bak. Ya o da var bak bir şeyle karışık. Mesela erik var. Kül var.
Erikte buruşlar gelin bak göstermeyecekler. Adam onu bakıyor, şeyde zannediyor, öküz götünde zannediyor. Kuş burnunda zannediyor. Ama kuş burnunda değil, ben iyice... Bakmışsın sen dün. Sallağını gımıldattım, baktım. Ben de kuş burnunda zannettim. Aslında sonra kürleri araladım, girdim içine. Bak. Mesela şu buruşlar var ya. Bunlar kürde bak. Şeyde diyelim. Şu kızılcık küründe bak. Bunlara iyice bak. Bunu sanıyorlar işte onda mı? Orada sokuldu meyde. Dallar böyle. Sokulmuş dün aramış. Şeyde onlar. Kuş burnunu diyelim o buruşlar. Bak bunlar dağ erin, erikte şeyde, diyor bak. Kızılcıkta, kızılcıkta. Kızılcıkta diyor. Ha kızılcıkta, kızılcıkta. Yoksa kızılcıkta olmazsa bak üzümleri var. Bak. Üzümleri var. Aha bak bu tuttum kızılcıkta bak, kuş burnunda. Bak şunlar da kızılcıkta. Sen ben buraya girdim de iyice baktım. Girmiş yani. İçine girmiş bakmış diyor. Hüseyin Hanım diğer ağaçlarda olan olmuyor. Sadece kuş burnu şifanı olduğu için kuş burnunda olan ağaçlarda yani. Diğer ağaçlardaki şekeri düşürüyor. Ha, şeker hastalığına evet. Geliyor ama... Kuş burnunda olan da bağırsıktaki şeye bağırsaklara. Çok iyi geliyor birebir vallahi. Yoksa daha dolu bak ama onlar de yalnız bir şey. O da var sizin yine de ufak bir külte. Onu da alalım. Alalım onu. Alalım alalım. Kuş burnları da güzelmiş. Şuna bak. Ay maşallah canlıymış kuş burnları. Hadi koy sırtımdaki çantaya. Bağır biraz. Duyulmuyor sesin ha. Ben mucize gibi diyorum. Çok arıyoruz, bulamıyoruz. Haskamca bulmuş ya. Binde bir böyle. Çünkü herkes bildiği için herkes arıyor yani. Aldık değil mi öbür kuş burnunda gomadık? Aldık, pis dolu. Dün aramış İgnara gibi. Hak etmiş yani. Ha, kürlerin içinden geçiyoruz, dalıyor şöyle. Ha, iyi amca sağ ol ya. Sağ ol diyorsun Hasip amca. Vay be. Ha, demir bu tırakları var, şuna bak. Ya daha bir tek var bak çok ya, az çok nadir bulunuyor yani. Ya çok nadir oluyor işte. Ha geçin alın gelin bakalım. Çok nadir bulunuyor böyle. Binde bir diyorlar ya işte bu. Olmuyor yani. Bunu çok kişi de bilmez. Kim bilsin. Ha Hasip amca dikkat ederek kopar. Bir de aşağıda var mı şurada yok bak bir tane var. Bir tane var bir tane. Tek. Az daha yürü. Yaprakları boşa gitmez Kaman amca o çok önemli. Çok kıymetli ya altın gibi şifa. Ay işte bunu var. Hadi. Ha bak. Allah Allah. Tamam. Dur Tosun amcam düşüyor. Başka yok gay. Tamam. Başka yok gay. Sağ ol Aslı amca. Buralarda başka mi? Yok. Başka yok. Üstüme. Yine bulasın. Diken diken. Diken. Çok diken. Dağda doğada gizli şeyler saklı ya şifalı şeyler de bileceksin işte. Bilmekle gerek.
dilime yapışır. Bu da ne çak eder. Hadi gidelim. Hadi. Evet, aradığımız mucize gibi kuşburnundaki burçu bulduk. Öksü otunu bulduk. Daha doğrusu Hasip amca bulmuş. Evet, biz de beraber koparma dedik. Gidelim beraber dedik. Evet, geldik. Kuşburnunda böyle bulduk ama bu gerçekten çok zor. Günlerdir ben kuşburnu topluyorum, arıyorum. Hiç denk gelmedi yani. Çamdaki olan da iyi de o şeker attı. Evet. Her şey doluyor ama kuşburnundaki olan ayrı bir şifa. Evet. Hıt oluyor, hıt olmuyor. Zaten her kuşburnunda olmuyor bu. Demek bunlar kuşlar aşılıyor bunları. Evet. Arılar kuşlar aşılıyordu. Oradan. Bu civarda başka yok değil mi Asma amca? Aradığın yer tarafı. Dün aşama kadar aramış işte. Ha, bak işte kızılcık bak. Da çok. Bak bak kızılcık ha, bak. Çok. Bak. Kızım. Oradaki armukta da çok bak erikler. Eringbaşı komple bak. Eringbaşı komple bak. Bak bu kızılcık. Kuşburnunda değil. Heh, işte ama bunu kuşburnunda sanmışlar da Alaaddin'den falan. Ama değil. Değil. Bu şey bak, aha eringbaşı dolu. Eringbaşı komple dolu ama çok olmuyor bak, işte. Bak ya buradan geçtik. Ya buradan geçtik ya demin. Gel. Yukarıdan bak. Bak mesela şunlar neyse erik mi şunlar? Erik başta erik, üzüm gibi erik. Şuna bak. Ha. Evet. Erik de. Evet. O bilinen yerleri çakma şükür toplaya yeter bak. Öyle mi? Deliyor mu burayı? Biliyor adam biliyor. Önceden almış. Burada. Bunu taplayanlar biliyor. Her sene geliyorlar oraya. Yerini biliyorlar. Takip ediyorlar artık. Aa bak büyüsün bak bıraktık. Bir de 5-6 yılda bir oluyormuş bu yani hani. Ben onu vereyim dur. Ha bak alam ondan. 5-6 yılda bir oluyormuş ülke. Olmuyormuş bak, yani. Bak bu çok kıymetli. Tabii. Beş büyüyor işte bunu şeydekinden. İşte ondan kıymetli yani. Elindekilerle nasıl büyük? Tabii. Ondan kıymetli ondan az kıymetli büyüdüğü yani. İçin. Bir kişiye şifa oldu mu ne mutlu bize. Allah'ım herkese şifa versin, bize de versin. Yok bak başka hiç. İşte acıcık yine bırakan büyüsün. Bunlar büyüyor bak. Daha bak aklıyla da var. O büyüyor. Ufacık koparmışlar bak ülke daha yeni yeni palatırlanıyor bak. Ne demek almışlar, uğramışlar. Almışlar yani. He. Bunları da fark etmemişler hani. Daha bak dikte bak bak görüyor musun? Bizler de bunlar ufak diye almamışlar. Ufak diye almamışlar. Ver amca sağ ol. Asıl amca sağ ol. Kusura bakma tamam mı? Bu tıraklar da öyle bulaşıyor. Hele bereket çabuk çıkıyor. O şey. Ufak bu taraf çabuk çıkardın. Bu taraf çıkmaz. Şahin seninkine bulaşmıyor mu? Benimkine bulaşmıyor ya nasıl bir şeyse. Çürü gibi ya. Senin kusu yünlü kumaş, onun kusu yağlı kumaş. Buna bak Burcu Ahmet'in başına. Komple ama onlar olmuyor işte. Onlar olmuyor işte. Allah'ın hikmet işte. Gidelim. Alanda da oluyordu almışlar. Almışlar mı? Almışlar dün baktım. Ha, almışlar. Onu bilen insan keşfetmiş. Demiş lazım olmuş almışlar. Ha yeni çıkıyor yanında. Pasmanın altında vardı. Ha. Evvel sene o demirci sekizi işe değmemiş el ettiğine. Gitmişler, almışlar, gelmişler. Tabii alına geliyorlar. Herkes şifa arıyor. Tabii şifa arıyor herkes amca. Anlıyorlar. Demekten oraya gidelim. Efendim işte. Seninle konuştuğumuzda o zeki dedi bizde de onunla el attım. Ben yedim de abi geldi dedi. İşte belli herhalde böyle bilen tek tük.
Yerini bilenler biliyor. Ya çok nadir bulunuyor ya. Nadir. Öbür türlü olsa dolu her tarafı. Öbür türlü olsa mesela çamlarda var, eriklerde var, armutta var. Ya sonca nasıl döneceksin ki buradan? Önüme gel, gel buradan. Ha, iyi. Nadir. Öbür türlü olsa dolu her tarafı. Öbür türlü olsa mesela çamlarda var, eriklerde var, armutta var. Kızılcık çiçeğindeki olan da bence şifalıdır da bilinmiyor. Aslında hepsi de şeydir yani bu bir şeydir. Bilmiyorlar. Bir tane ablamız var şekeri düşürüyor diye içiyor ve şeker akını bıraktığını söylüyor bundan ama. Doğrudur ya. Doktoru bende de var. Sende de var mı şeker? Var. İçiyor. Ya sonca nasıl döneceksin ki buradan? Önüme gel ben buradan karım. Ha iyi. Basuru tamamen iyileştiren bir formülün ham maddesini almak için ormanlara geldim böyle değerli arkadaşlar. Köyümüzün karşısındaki çam ormanlarının içine geldim. Buradan ne yapacağız değerli arkadaşlar? Çam sakızı. Çam ağaçlarından çam sakızı alacağız. Bu çam sakızını ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Kuş burunlarında çok nadir bulunan öksü otu da denilen bizim yöremizde farklı isimle anılıyor. Ancak genel adı öksü otu da denilebiliyor. Asalak bir bitkinin kuş burunlarında yetişen bir otun ham maddesini alacağız. Bu ham maddesi de değerli arkadaşlar hakiki bal ve çam sakızı olması lazım. İşte o çam sakızlarını almak için de ormana çıktık. Köyümüzün dağlarına, Kütahya'nın ormanlarına değerli arkadaşlar doğal çam sakızı almak istiyoruz. O yüzden ormanlardan şimdi doğal çam sakızı alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz işte çam sakızı dediğimiz sakızlar bunlar. Bakın böyle elime alıyorum. Evet bakın çam sakızlar çam doluyor böyle değerli arkadaşlar. Buradan bu sakızları alıyoruz. Her tarafında çamım var. Oh, burada çok var. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel buldum değil mi? Şuna bakın. Doğal çam sakızı. Kuş burnunda olan öksü otu burçlar basuru tedavi ederken çam ağacında ve diğer başka ağaçlarda yetişen burçlar aynı değil. Çam dalına tutulmuş burç. Bu da şeker hastalar için bildiğim kadarıyla kurutup onlar çay olarak içiyorlar ama ancak kuş burnunda yetişen öksü otunu bulmak hazine bulmak kadar zor gerçekten bulunmuyor. Köyde 3 gündür aramış Hasbi amcamız 3 günün sonunda bir ağaçta buldu ve ben daha önce söylemiştim şayet bulursan gidelim bana sat diye gerçekten de öyle yaptı. Buldu ve Ülker Hanım'la beraber gittik. Bayağı yüksek bir paraya. Ondan satın aldık onu. Değerli arkadaşlarımız kuşburnundan toplamış olduğumuz bu öksü otlarını kesinlikle güneş görmeyen bir ortamda kurutacağız. Yani güneş görmeden gölgede toplamış olduğumuz bu öksü otunu kurutacağız. Bakın bu kurusu daha önce toplanmış olan. Bu da yeni toplanan tazesi. Bu da kurumaya alınacak. Kuş burnunda olanları değerli arkadaşlar biz de yüksek ücretle satın aldık. Şöyle daha önce bunları Hasbi amcamız yerlerini tespit ediyor. Bunları biliyor yerlerini. Bizi de götürerek emin olabilmemiz için bu öksü otu yani kuş burnunda yetiştiğini gözlerimizle görmemiz için gittik. Kuş burnu dalında çekimini de yaptık. O yüzden kendisi 3 gün bunları aradığını ancak bulabildiğini ve 3 günlük yevmiyesini bizden tahsil etti. Şimdi kuş burnundan almış olduğumuz öksü otunu gördünüz kurumuş. Çamdan toplamış olduğumuz çam sakızlarını da gördünüz arkadaşlar böyle. Bir de burada bakın köyümüzden arıcılardan hakiki
bal aldık değerli arkadaşlar. Şöyle balı da yakından size göstereyim. İşte bu kuşburnundan toplamış olduğumuz yaş olan burç veya öksotu. Başka isimler de var, çeşit çeşit. Yine burada aynı otun kurutulmuşu var değerli arkadaşlar. Görüyorsunuz aynı otun kurutulmuşu. Bunu da çekeceğiz şimdi, beraber robottan geçireceğiz. Şimdi böyle yakından bakın, çam sakızlarını da görüyorsunuz. Böyle tıpkı arı mumuna benziyor. Çam sakızlarını da çamlardan çıkıyor zaten. Çamın dışlarında oluyor bu. Oradan temin ettik. Bunu da köyümüzün organik ballarından, hakiki dalak baldan balımız da var değerli arkadaşlar. Değerli abonelerimiz, şöyle burçları robotumuzun içine atıyoruz. Kurumuş olan, daha önce toplanmış, kurutulmuş olan robota atıyoruz burçlarımızı. Şöyle çam sakızlarını robotun içine atıyorum. Tamam, çapladığını bir yere. Evet arkadaşlar, bakın. Tamamen çam sakızları un haline geldi. Doktorumuzun önünüze koyduk. Şükür abimiz tam olarak anlatamıyor. Ben size özet olarak anlatayım. Şükür abimize yabanlardan çok kişiler geliyorlar. Bunları temin ettikten sonra macun hazırlıyor. Macun hazırladıktan sonra da aç karnına mı bunlar? Evet. Akşam yatarkına bir çorba kaşığı. Evet. Sabah kalktın mı bir çorba kaşığı aç karnına. Tabii değişik mahsurlar oluyor bazen. Normal bizim bildiğimiz gibi olursa benim bir haftada kesildi. Bazıları ben Manisa'nın etme. Manisa'nın buraya yapıverdim 4-5 tane. Hepsi memnun kaldılar, oldular. Hatta bizim bu ilçemiz pazarlarda 4-5 kişiye yapıverdim. Hepsi memnun kaldılar ama bu balı katkısız güvenilir adamdan alacağız. Gerçek bal olacak. Gerçek bal olacak. Evet. Rastgele çarşıda satılan 25-30 liralık bal olmaz. Adam diyecek ki bu benim hakiki kendi balım diyecek. Onun içine bir çay bardağı buruç. Kuşburnu burcu. Evet, kuşburnu. Diğerleri olmuyor değerli abonelerimiz. Açıklık getirelim. Yani armutlarda olan, çamlarda olan, herhangi bir meyvede olan. Erikte, evet. Söğütte, kızılcıkta, herhangi bir ağaçta olan, belki de bilmiyorum. Sadece bu öküz götü, kuşburnu deriz biz burada, bizim yöremizde. Bunlarda olan buruç, yani kesinlikle Allah şifa verir yani. Değerli abonelerimiz, daha önce canlı olarak biz Şükrü abimizin yaptığı kişilerle de görüştük. Kendi köyümüzde hem bayanlarla hem erkeklerle. Tamamı iyileştiğini söylediler. Kesinlikle herhangi bir abartı yok. Raziye kardeşimiz vardı, o iyileşmiş. Ondan sonra birkaç kişi daha görüştük. Hepsi de tamamen iyileşmişler. Eğer siz de iyi olmak istiyorsanız rastgele herhangi bir yerden almayınız. Çünkü aktarcılarda bunu bulmanız imkansız. Bizim köyümüzün dağlarında 3-4 günde ancak bu kadarlık bulabildi değil mi Şükrü abi? Tabii tabii tabii. Zor bulunuyor. Zor bulunuyor. Balkanlık çok şey varılmadık bir yerlerde oluyor bunlar. Çok zor bulunuyor. Yani buruç bulmak zor. Mümkün değil yani. Geziyoruz, tozuyoruz, buluyoruz. Hatta İzmir'den birisine yapıverdim geçen sene. O da memnun kaldı yani. Şöyle diyelim mi Şükür abi? Önce doktora gitsinler, kesir basır olduğunu anlasınlar tabii, değil mi tabii, yani? Tabii tabii. Hani bir yanlışlık yapmayalım Allah tabii, korusun yanlış yani. Yanlış olmasın. Önce evet. Hekime gitsin, bayan olsun. Evet sen de basır var, giyasın var değilse gelsin. Kesin gelsin. İlacı yani evet. Şey yok kesin yani. Yapılır yani. Ben tamam. Kaç tanesini yaptıysam ben iyi olmadım diyen olmadı. Olmadı yani. Çok şükür. Evet, işte duydunuz kendi sesinden Şükrü abimiz gerçekten bu işin uzmanı. Bu kadar konuştuk, açıklama yaptık. Karşımızı şimdi Şükrü abimiz nasıl yapacağını bize gösterecek. Biz de öğrenmiş olacağız değerli abonelerimiz. Başlayalım mı Şükrü abi? Başlayalım. Hadi bakalım. Ben çekim yapacağım. Yani sen artık kendin yapacaksın. Işte. Ben yaklaşmam lazım sana. Evet değerli abonelerimiz şu anda. Bu doğal bal.
katkısız. Evet. Hilesiz. Veysel, az televizyonu kasabilirsin canım. Güvenilir bal bu. Evet. Şimdi bunu boşaltıyoruz kabımızın içine. Evet. 1 kilo bal. 1 kilo gerçek bal. Gerçek bal. Ben sonra yazayım. Böylece kavanozdan kabın içine boşaltıyoruz. Evet. Aşağı yukarı tamam oldu. Tamam. Şimdi bir bardakta burcumuzu katacağız. Tamam, onu da katarken gösterelim Şükür abi. Ondan sonra bu tamam. Alın hadi bak, bak karım. Tamam. Beyze, atma, çekim yapıyorum. Konuşma. Bu da evet. Gerçek öküz götü kuşburnu burcu. Evet. Bazı yelada öküz götü diyorlar, bazı bizim burada. Orijinal adı kuşburnu yani. Öküz götü diyor. Kuşburnu. Diyoruz. Böylece. Girdim ola. Görüyor kasan görüyor seni, kamera görüyor. Görüyor görüyor sen. Bu gerçek öküz götü kuşburnu burcu. Evet, onu da. Böyle bir bardak. Evet, bir çay bardağı. Kırlan bardağından İzmir bardağı değil bu. Simav bardağı büyük bardak. Büyük bardak. Ondan sonra bunu kattık. Evet. Şimdi bir de ayrıyattan şey katacağız buna. Çam sakızı. Çam sakızı. Tamam, düşenden bir denk geldi Şükür abi. İçine düştü ya yanlardan yani. O dökülsün fark etmez, acık yarım ediyor. İyi, tamam. Tamam. Bu da bizim Bırla'da olan kızılçamların akması diyoruz biz, yani sakızı diyoruz yani. Bazı yerlerde biz kızılçam diyoruz, bazı yerlerde sarçam diyorlar. Bu da onun sakızı. Evet. Bunu onu da katıyoruz içine. İlave ediyoruz. Böylece ilave ediyoruz. Şimdi katkıları 3 katkıdan tamam olmuş oluyor. Şöyle bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet. Hallediyoruz. Hiç noksansız karıştırıyoruz. Böyle. Bunu macun haline getiriyoruz değil mi Şükür abi? Aha, adam akıllı hallediyoruz. Şey olmak için, emişmesi, birbirine yapışması için böylece hallediyoruz. Ama rastgele atmayacaksın bunu. Akşam yatağa kana bir kaşık çorba kaşığından, ondan sonra aş karına, sabah kalktın mı yine bir kaşık çorba kaşığından bunu böylece... Kaç gün devam edeceğiz Şükür abi buna? Kaç gün devam edecekler? Nasıl? Hastalar kaç gün devam edecekler buna? İşte bu 1 kilo bal dükkanesiyle daha. He, yani gün belli değil. Kesili. O işi kesilirse, yara kesilirse... bir daha işi olursa tekrarını yapmak gerekiyor yani. İyileşmesi şayet bir tür. İyice iyileşmesi için. Mesela bu hemen kesti mi... Bakarsın bunun tam tesiri geçmeden yine şey olabilir, kanama olabilir. Ondan sonra bir daha tekrar yaparsın inşallah Allah şifa verir, hiçbir şey gelmez. Bu kadar yani. Tamam. Bunu biraz daha emiştirirsin. Bu oldu bunu. Acılı oldu şimdi. Acılığına dayanacağın. Acılığına dayanacağın. Acılı tabii, hem çam sakızı var hem buruç var bunda, evet. Şimdi. Yalnız bu 1 kilo yok. Bunlar açık daha da. Tamam. Bunu dar. Tamam. Bunu kadar sıkı. 2 kaşık daha bağlı. Tamam. Bunu karıştır. Ben onu yakından bir göstereyim. Bu da basit yani. Yalnız, evet, değerli abonelerimiz. Burucu bulmak zor. Onu bulabilirsin. Tamam. Olur Allah'ım. Mikrofon alayım Şükür abi. Buyurun. Tamam. Al.